Cihazınızın ekranında ne kadar çok çubuk görürseniz şebeke kalitesi o kadar iyi demektir derler. Aslında çubuk sayısı sadece şebekenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bağlantının kalitesiyle ilgisi yoktur. Mesela bir baz istasyonunun yanında olduğunuzda ekranda çubukların hepsini görebilirsiniz. Fakat aynı ağa bağlanan pek çok kullanıcı varsa sinyal kalitesi düşük olur. Bu durumda arama başarısız olabilir ve internetiniz normalden daha yavaş olur. Konumunuzu ve GPS'i kapatmış olsanız bile telefonunuz takip edilebilir. Jiroskop veya ivme ölçer gibi sensörlerden veri toplayarak cihazınızın nerede olduğunu bulmak mümkündür. Ayrıca baz istasyonları ve Wi-Fi ağları üzerinden izlenebilir. Kameranızın megapikseli ne kadar fazla olursa çektiğiniz fotoğrafların kalitesinin o kadar yüksek olacağı yanlış bilinen bir şeydir. Aslında megapiksel sadece yakınlaştırma, kırpma ve daha büyük posterler basma olanağı sağlar. Kullanmadığınız zaman Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatırsanız şarjınız daha uzun süre dayanır da derler. Eğer bunları aktif olarak kullanıyorsanız ve sonra kapatırsanız fark yaratır. Fakat Bluetooth ve Wi-Fi kullanmıyorsanız şarjın bitme hızını etkilemezler. Bilgisayarınız normalden daha yavaş çalışıyorsa ya da işlem hataları veriyorsa, bu bilgisayarınızın virüs kaptığı anlamına gelmez. Arka planda çok fazla işlem yapıyor olabilirsiniz. Bilgisayarınız internet tarayıcınızı temizliyor, kullanmadığınız programları kapatıyor ve bunun gibi şeyler yapıyor olabilir. Daha yüksek çözünürlük her zaman daha iyi ve daha parlak bir ekran anlamına gelmez. Çözünürlük, akıllı telefonunuzun ekranının kalitesini etkileyen birkaç faktörden yalnızca biridir. Çoğu şey cihazınızda kullanılan panelin türüne bağlıdır. Mesela LCD'lerde renkler daha parlak olabilir fakat OLED cihazlarında kontrastları iyidir. Daha büyük bir bataryanın daha güçlü olduğu doğrudur. Fakat ne kadar desteğe sahip olduğu, bu gücün tüm sistem tarafından nasıl kullanıldığına bağlıdır. Diğer bir deyişle bataryası daha küçük olan bir cihaz, işletim sistemi daha iyi optimize edilmişse daha uzun süre dayanabilir. Pek çok insan internette gezinirken gizli moda geçtiğinde kimsenin izini süremeyeceğinden emindir. Gerçekten de bu modda tarayıcınız çerezleri, geçmişi ve farklı formlara girdiğiniz bilgileri kaydetmez. Ama girdiğiniz internet siteleri ve yetkililer sizi kolayca izleyebilir. Bu da gizli modun sizi tamamen her şeyden gizlemediği anlamına gelir. Bilgisayarınızın hard diskini silmek için gerçekten çok büyük bir mıknatısa ihtiyacınız yoktur. Modern cihazlardaki hard diskler yalnızca aşırı güçlü manyetik alanlardan etkilenebilir. Güzelim buzdolabı süslerimizin mıknatısları hiç ama hiç güçlü değildir. Cihazınızı şarj etmeyi bitirdikten sonra şarj aletinizi yanlışlıkla prize takılı bıraktıysanız paniğe kapılmanıza gerek yoktur. Elektrik dalgalanması sırasında yangın çıkabileceğine inanılır. Fakat bu yalnızca birkaç durumda geçerlidir. Mesela şarj cihazlarınızla uğraşan evcil hayvanlarınız varsa tehlikeli olabilir. Şarj aletiniz garip sesler çıkarıyorsa ya da parçalanmışsa veya yaşadığınız yerde yıldırıma karşı koruma yoksa aynısı geçerlidir. Bir de komşunuzun evinden su sızıyorsa dikkatli olmanız gerekir. Diğer durumlarda endişelenmeniz gereken bir şey yoktur. Çoğu kişi telefonu şarj olurken kullanmanın kötü bir fikir olduğunu düşünür. Bunun bataryanın ömrünü kısaltabileceğine inanır. Kimisi de bataryanın iyi şarj olmayacağından emindir. Fakat bu bir efsaneden ibarettir. Siz cihazınızı kullanmıyor olsanız bile o veri senkronizasyonu gibi farklı şeylerle meşguldür. Yani ona birkaç görev daha verebilirsiniz. Arka plan uygulamalarının silinmesi telefonunuzun performansını arttırmaz. Ayrıca şarjınızın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Telefonunuzun işletim sistemi akıllıdır. Ek kaynaklara ihtiyaç duyduğunda arka plan uygulamalarını otomatik olarak kapatır. Ayrıca uygulamaları kapatıp açmak şarjınızı bu uygulamaları arka planda açık bırakmaya oranla daha hızlı bitirir. Pili buzluğa koyarsanız daha uzun süre dayanır. Hayır, bunu sakın yapmayın. Bu efsane 80'li yıllardan geliyor. O zamanlar insanlar pillerin daha uzun süre çalışmasını sağlamak için kısa süreliğine buzluğa koyarlardı. Fakat günümüzde bunu yapmak cihazınızın bataryasına zarar verebilir. Lityum iyon pillere ne sıcak ne soğuk iyi gelir. Bu piller için en ideali oda sıcaklığıdır. Antivirüs yazılımları cihazınızı %100 korumaz.
Düzenli olarak yeni güvenlik uygulamaları yüklersiniz ve bunlar virüsleri bilgisayarınızdan etkili bir şekilde temizliyormuş gibi görünür. Fakat her gün yeni kötü amaçlı yazılımlar ortaya çıkar ve antivirüs programınız bunlarla nasıl başa çıkabileceğini bilmeyebilir. Powerbankler ne telefonunuza ne de bataryasına zarar verir. Sadece yüksek voltajlı bir powerbank kötü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar kaliteli powerbankler kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Uzmanlar sadece resmi mağazalardan uygulama indirmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Fakat bu resmi mağazalardan indirdiğiniz her şeyin %100 güvenli olduğu anlamına gelmez. Evet, resmi mağazalar üçüncü taraf sitelerine oranla çok daha az risklidir. Fakat resmi mağazaların bile yarım yamalak uygulamaları platformlarından kaldırmaları gerektiği durumlar olmuştur. Uçak modu telefonunuzun daha hızlı şarj olmasına yardımcı olur. Ama siz farkı fark etmeyebilirsiniz. Deneyler uçak modunun telefonunuzun şarj süresini sadece 4 ila 11 dakika kısalttığını göstermiştir. Telefonunuzun RAM'inin yüksek olması daha iyi performans göstereceği anlamına gelmez. Fakat RAM'i daha düşük olan bir cihazla karşılaştırıldığında RAM'i yüksek olan cihazın arka planında daha fazla uygulama açık durabilir. Ayrıca en önemli ve sık kullanılan bilgiler RAM'de olduğu için onlara da daha hızlı erişebilirsiniz. Telefonunuz gece boyu şarjda kalırsa bataryasına bir şey olmaz. Cihazınız şarjı dolduktan sonra uzun bir süre daha şarjda kalır ama endişelenecek bir şey yoktur. Uzmanların bu konuda farklı görüşleri vardır. Bazıları telefonu gece boyunca şarj etmenin akıllı telefonun bataryasının daha çabuk eskimesine neden olabileceğini söylüyor. Bazıları da bunun bataryanın üzerinde görünür bir etkisi olmadığını söylüyor. Mac bilgisayarlar da kötü amaçlı yazılımlardan etkilenebilir. Virüslere karşı diğer bilgisayarlar kadar savunmasız olmadıkları doğrudur. Fakat bazı durumlarda bilgisayarda yüklü olan güvenlik özelliği sizi her türlü riskten korumak için yeterli olmaz. Şimdiye kadar yapılan hiçbir araştırma cep telefonlarının vücudunuza zararlı radyasyon yaydığını kanıtlamadı. Burada bahsettiğimiz radyasyon radyo frekansı olanıdır. Bu iyonizan radyasyondan çok ama çok daha zayıftır. Her röntgen çektirdiğinizde bu dozdan almış olursunuz. Üçüncü parti görev yöneticileri pil ömrünü uzatmaz ya da telefonun performansını arttırmaz. Telefonunuzun yerleşik sistemi cihazınızın olabildiğince verimli çalışması için mümkün olan her şeyi zaten yapar. Üçüncü taraf yöneticilere gelince onlar kullandığınız uygulamaları gerçekten kontrol edebilirler. Fakat bunların pil ömrünün üzerinde herhangi olumlu bir etkisi yoktur. Bilgisayarınızdaki çöp kutusunu ya da geri dönüşüm kutusunu boşaltmak, ihtiyacınız olmayan dosyaları kalıcı olarak sildiğiniz anlamına gelmez. Sadece dosyaların bağlantılarını silersiniz ama küçük veri parçaları kalır. Birilerinin bu bilgi yığınlarını birbirine bağlama ihtimali vardır. Bu şekilde sizin yok olduğunu düşündüğünüz bazı dosyaları kurtarabilirler. Yeni satın aldığınız telefonu kullanmadan önce şarjını tamamen doldurmanız gerektiği yaygın bir inanıştır. Fakat telefon bataryaları şarjları %40 ila %80 arası olduğunda en iyi şekilde çalışır. Bir mağazadan telefon satın aldığınızda şarjı bu civardadır. Dolayısıyla telefonu satın aldığınızda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat yeni aldığınız telefonun şarjı %40'ın altındaysa onu mağazaya geri götürseniz iyi olur. Şarjın bu kadar düşük olması bataryasının eski olduğunu gösterebilir. Bir video ya da ses dosyasının boyutu ne kadar büyükse içeriğinin o kadar kaliteli olduğu inancı her durumda geçerli değildir. Bir dosyanın boyutu sadece kalitesine değil, sıkıştırılma şekline de bağlıdır. Bazı insanlar telefonlarının bataryalarına şarjın daha uzun süre dayanmasını öğretebileceklerini düşünüyorlar. Bunu yapmak için telefonlarını şarj etmeden önce şarjın tamamen bitmesini bekliyorlar. Bataryanın hafızası olduğunu düşünüyorlar. Ve telefonu şarj seviyesi neredeyse %0 iken şarj etmeyi alışkanlık haline getirmezseniz eskisi kadar iyi çalışmayacağına inanıyorlar. Fakat gerçek şu ki lityum iyon bataryalar yarı dolu olduklarında en uzun süre dayanır. Ayrıca bu bataryaları uzun süre tamamen boşaltırsanız telefonunuza kalıcı hasar verebilirsiniz.